Evet merhaba arkadaşlar geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz geçen hafta hatırlarsanız sizlerle regresyon analizinde kalmıştık regresyon analizi bir nedensellik araştıran analizdi parametrik bir testi ve e, sizlere aktarabileceğimiz en güçlü analiz olarak kabul edebileceğimiz bir hipotez testi regresyon analizi regresyon analizi sadece nedenselliği yani etki araştıran bir test Değil arkadaşlar. Yine geçen haftaki videoda da hatırlarsanız demiştik ki nedenselliğin yanı sıra regresyon analizinin yapılmasının ikinci bir sebebi daha vardır ki bu sebepte geleceğe yönelik tahmin yapmamızı kolaylaştırır. Geleceğe yönelik tahminler yaptıran bir e, hipotez testidir. E, regresyon analizine başlayabilmek için öncelikle nedenselliği ortaya koymamız ve nedenselliğin arkasından da tahmin yaptırmamız gerekecek. Nedenselliği ortaya koyabilmek için de ilk yapılması gereken şey değişkenleri bağımlı ve bağımsız olarak iki alt gruba ayırmamız gerekiyor. Ve bağımlı ve bağımsız değişkenleri ayırırken de sebepler ve sonuçlar itibariyle değerlendirme yapıyoruz. Hatırlarsanız yine geçen haftaki videoda da vardı. Bağımlı değişkenleri biz sonuç değişkenleri olarak ifade ediyorduk. Bağımsız değişkenlerimizi ise sebep ya da neden olan değişkenler olarak ifade ediyorduk. Ve buna bağlı olarak bir matematiksel regresyon modeli öncelikle oluşturmamız gerekiyordu. Y eşittir A artı B şeklinde. Oluşturduğumuz bu regresyon modeli üzerinden öncelikle modelin geçerliliğini test etmemiz gerekiyordu. Modelin geçerliliğini test edebilmemiz için de modelin etki gücünü ortaya koymamız gerekiyordu. Ve regresyonun etki gücü dediğimiz şey determinasyon katsayısı olarak ifade ettiğimiz R kare değeriydi. R kare değeri sıfırla bir arasında değer alıyordu. Yine geçen haftaki videoda da vardı bu. R kare sıfırla bir arasında değer alıyordu ve bire yaklaştıkça etki gücünün arttığını, determinasyon katsayısının yüksek olduğunu, tam bir olursa da mutlak bir etkinin olduğundan bahsedebiliyoruz. Sıfıra yaklaşması durumunda etkinin olmadığını ifade ediyor ve çoğunlukla ilerleyen aşamalarda kısmet olur yüksek lisans veya doktora yaparsanız R değerinin yüzde %80 hatta yüzde %85'in üzerinde çıkması çokluk bağlantı dediğimiz multicollinearity oranını bize gösterecek değişkenlerin özellikle bağımsız değişkenlerinin birbiriyle etkileşim içerisinde olduklarını ifade eder ki bu arzu edilen bir şey değildir, mümkün olduğu kadar bağımsız değişkenlerimizin birbirini e, etkilememesi gerekiyor, direkt bağımlı değişkenimizi yani sonuç değişkenimizi etkileyen bir yapısının olması gerekiyor. Bu e, multikollineariteyi ortaya koyabilmek için de farklı testlerimiz var, ama bu dönem içerisinde sizlere o farklı testlerden bahsetmeyeceğiz. Dediğim gibi regresyon analizinde biz öncelikle şu an sizlerle birlikte rekaret değerini bulacağız, sonra da Modelimizin yani y eşittir a artı b x şeklinde geliştireceğimiz matematiksel modelin geçerliliğini test edeceğiz. Geçerliliği test edebilmek için f tablosundan faydalanacağız. Yine geçen haftaki dersimizde hatırlarsanız F tablosuna bakabilmek için iki farklı serbestlik derecesine ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştik. Serbestlik derecesi 1'i hesaplarken değişken sayısı eksi 1 formülünü kullanırken serbestlik derecesi 2'yi hesaplayabilmek için de gözlem sayısı eksi değişken sayısını kullanacağız. Burada değişken sayısıyla ifade edilen şey yine geçen haftaki videoda da vardı. Biz hatırlarsanız regresyonu iki alt kategoriye ayırmıştık. Basit doğrusal regresyon ve çoklu regresyon. Basit doğrusal regresyon dediğimiz zaman bizim iki tane değişkenimiz var. Bir bağımlı, bir de bağımsız değişkenimiz var. Çoklu regresyon dediğimizde bir bağımlı değişkenin karşılığında çok sayıda bağımsız değişkenimiz vardı. Ve bunu açıklayabilmek için de size talep fonksiyonundan bahsetmiştik. Biz talebi hatırlarsanız miktar ve fiyat arasındaki etkileşim üzerinden kurguluyoruz. Ve miktar bizim sonuç değişkenimizi oluştururken fiyat bizim ...neden olan, sebep olan değişkenimizi oluşturuyor. Ve sadece iki değişkenle yani miktar ve fiyatla talebi açıklamaya kalktığımızda... ...yaptığımız işe basit doğrusal regresyon diyoruz. Yine iktisat derslerinden hatırlarsınız. Talebi etkileyen ya da miktarı etkileyen sadece fiyat değildir. Fiyatın yanında tüketici tercihlerindeki değişimler olabilir. ikame malların fiyatları olabilir. Tamamlayıcı malların fiyatları olabilir. Ekonomideki genel değişiklik olabilir. Son yaşadığımız şu Covid'in bile... Bizim e, miktar üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla miktarı etkilen çok fazla faktör var. Çok fazla değişken var. İşte çok fazla değişkenle eğer miktarı açıklamaya kalkarsak buna da çoklu regresyon adını veriyoruz. Ve bu durumda tabii ki değişken sayımız bir, e, iki'den fazla olacaktır. Ve biraz evvel söylediğim o F tablosuna bakarken kullanacağımız serbestlik derecesi 1'i hesaplarken değişken sayısı eksi 1'i, serbestlik derecesi 2 hesaplarken de gözlem sayısı eksi değişken sayısını kullanmamız gerekecek. Ve regresyon analizinde özellikle dikkat edilmesi gereken bir başka husus hipotezin kurulması aşaması. Diğer hiçbir testimizde, hiçbir hipotez testinde böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen hipotez kurulurken regresyonda mutlaka bağımsız değişkenlerden bağımlı değişkenlere doğru hareket etmek gerekiyor. Yani X Y'yi etkiler şeklinde kurgulamak gerekiyor. Diğer hiçbir analizde böyle bir zorunluluk yok. Diğer analizlerimizin hipotezlerini kurarken Y X ile ilişkilidir. Y X üzerinde farklılığa yol açar. Ya da X Y üzerinde farklılığa yol açar. Y ile X arasında ilişki vardır şeklinde çok rahat kurgulayabilirken regresyonda mutlaka değişkenlerimizin bu sırasını hipotezimizde de vurgulamamızda fayda var ki bu fayda bize e, ilerleyen aşamasında e, determinasyon katsayı istediğimiz rekare değerini ifade ederken de kullanacağız. Çünkü rekare kare değeri dediğimiz şey yani determinasyon katsayı istediğimiz şey ki biraz sonra sizlerle birlikte hesaplamaya çalışacağız. Rekare dediğimiz determinasyon katsayısı bağımsız değişkenlerimizin bağımlı değişkeni açıklama gücünü ifade edecek ve o gücün mutlaka bire doğru yaklaşması arzu edilen bir durumu ifade edecek. Geçen hafta sizlerle 6 yıllık veriler verilmişti bize ve bu 6 yıllık tutundurma harcaması verileriyle 6 yıllık satış verilerimiz vardı hatırlarsanız. Bu veriler arasında bir etkinin olup olmadığını merak ediyordu ve biz sizlerle geçen haftaki videomuzda en son y eşittir a artı bx matematiksel regresyon modelini kurgulamaya çalışmıştık. Ve bu kurgulamayı yapabilmek için yani matematiksel model oluşturabilmek için de öncelikle b'yi arkasından da A'yı hesaplayacağımızı söylemiştik. Ve bu işleri yapabilmek için önce değişkenlerimizi bağımlı ve bağımsız sebep ve sonuç olarak ikiye ayırdık. Burada tutundurma harcamaları bizim sebep değişkenlerimizi oluştururken satışlar bizim sonuç değişkenlerimizi oluşturuyor ve geçen haftaki 6 haftalık özür diliyorum 6 yıllık sonuçlar ve sebepler olarak bize veriler gözlem değeri olarak Verilmiş durumda. Hatırlarsanız bakın serbestlik derecesi 2'yi hesaplarken demiştik ki gözlem sayısı eksi değişken sayısı. Burada iki tane değişkenimiz var. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere özür diliyorum ters gösterdim. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki değişkenimiz var ve 6 yıllık da gözlem değişkenimiz var, gözlemlerimiz var. Ve öncelikle x barı ve y barı yani ortalamaları hesaplıyorduk ki b'yi hesaplayabilmemiz için x'i eksi x bar ve y'i eksi y barları kullanmamız gerekecek. Arkasından x bar ve y barı hesapladıktan sonra x'i eksi x barı hesaplıyorduk ve Hatırlarsanız yine burası bizim bir kontrol noktamızdı. Hesapladığımız ortalamaların ya da yaptığımız işlemlerin doğruluğunu göstermek için bu değerin mutlaka sıfır olması gerekiyordu. Gerekçesi neydi? Yine birinci dönem istatistik derslerinden hatırlarsınız ortalamalarla ilgili temel kurallardan bir tanesiydi. Gözlem değerlerinin ortalamadan farklarının toplamı daima sıfır olmak zorunda ki gözlem değerimiz x'i x bar aritmatik ortalamamız ve farklarının toplamını aldı da sıfır değerini elde etmiş olmam gerekiyor. Eğer sıfırdan farklı bir değer çıkıyorsa ya x bara hesaplarken hata yaptım demektir ya da şu farkları alırken hatalı bir işlem yaptığım anlamına gelecektir. Bu benim bir kontrol noktam. İkincisi bağımlı değişken ...lerle ilgili olan kısım. Yine aynı şekilde yi-y bar var. Dolayısıyla gözlem değerlerinin ortalamadan farkları ve o ortalamadan farkların toplamı burada verilmiş durumda. Yine bunun sıfır olması gerekiyordu. Yine geçen haftaki videomuzda bunun üzerine durmuştuk. Ve bu ikisi bizim kontrol noktamız ki ilk kontrol noktamız. Arkasından x i eksi x bar çarpı y i eksi y barların toplamlarına ihtiyacımız varmış ve o toplamları hesapladık 248 olarak. Arkasından formülümüz için x i eksi x barın karelerinin toplamına ihtiyacımız var. O da 280 olarak bulunmuş. 248 bölü 280'den 0,8857'yi bulduk ve yaklaşık onu 0,89 olarak aldık. Ee, A içinde y bar eksi bx bar formülünü kullanacağız ve y bar x bx bar formülü. Sonucunda da a değerimizi 1.1 olarak hesaplamış durumdayız. Ve arkasından matematiksel modelimizi yazacağım şimdi. y eşittir yani y dediğimiz şey artık biliyoruz ki satışları ifade ediyor. Satışlar eşittir a hatırlarsanız y eksenini hangi noktadan koordinat düzlemi üzerinde y eksenini hangi noktadan kestiğimizi gösteriyordu ve bu a sabit bir değer olarak ifade edilmişti. Arkasından yine hesapladığımız, yaptığımız işe bağlı olarak b'nin önünde artı ya da eksi işaretler olabilir. E, pratiklik olsun diye biz artı bx şeklinde ifade ediyoruz. Eksi bx de olabilir. B hatırlarsanız eğimi veriyordu ve önündeki işarette eğimin negatif mi, pozitif mi olduğunu gösteriyordu. Eğer bir bu y olarak miktarla fiyat arasında doğrusal bir ilişki yani arzı açıklıyorsak tabii ki bu işaret B'nin önündeki işaretin pozitif olması gerekiyor. Pozitif çıkmıyorsa zaten arzı açıklamadığımızı anlamış olacağız. Ama talebi açıklamaya çalışıyorsak B'nin önündeki işaret negatif olacak çünkü doğrusal olmayan bir ilişkiden bahsedeceğiz taleple ilgili olarak. Dolayısıyla B'nin önündeki işaret eğimin yönüyle ilgili bilgi verecek. B eğimin derecesi hakkında bize bilgi verecek ve X de Biraz evvel yukarıda ifade ettiğimiz tutundurma harcamalarımızı yani sebep değişkenimizi gösterecek. Buna bağlı olarak modelimizi, matematiksel modelimizi oluşturuyoruz. Tutundurma harcamaları eşittir sabitimiz bir nokta.